Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın Ege Bölge Sanayi Odası Meclis grubunda yaptığı konuşmayı getirdim ekranlarınıza canlı olarak. Aslında bugün de İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu Sayın Bakan ve açılış törenlerine katıldı. Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesi yazmak zorunda olduğunu söyleyen Bakan, İzmir yatırımlarına ilişkin de önemli destek mesajları verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bakanlık ve 9 Eylül Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sanayide su verimliliği temalı sürdürülebilir üretim sempozyumuna katıldı. Bakan Işık'ın yanı sıra İzmir Valisi Mustafa Toprak, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Mehmet Füzün, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican'la birlikte ilgili kurum ve kuruluşlardan çok sayıda kişi sempozyumdaki yerini aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, suyun önemine dikkat çekti, yapılması gerekenleri, başlattıkları çalışmaları anlattı. Bakanlığımızda temel politikamızı 3 Y olarak belirledik. Yerli, yenilikçi ve yeşil üretim. Yerli üretim yapmak zorundayız. Türkiye gibi bir ülke ölçek bazında üretebileceği ne varsa yerli üretmeye odaklanmalı. Bunun için çok yoğun çalışmalar yapıyoruz, çok fazla zamanınızı almak istemem. Üretimimiz yenilikçi olmak zorunda, rekabet etmenin başka bir yolu yok. Üçüncüsü de işte bu sürdürülebilir üretimi de içine alan yeşil üretim yapmak durumundayız. Yapacağımız üretim havamıza, toprağımıza ve suyumuza zarar vermemeli. Bakan Işık buradaki programın ardından Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Işık, Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesi yazmak zorunda olduğunu belirtti. Şimdi Türkiye olarak yeni bir hikaye yazmak durumundayız. Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Artık bu hikayenin de verimlilik ve üretim artışıyla, daha doğrusu verimlilik artışıyla sağlanamayacağını biliyoruz. Artık bu hikayeyi biz Ar-Ge ve inovasyonla, yenilikçi üretim anlayışıyla, katma değeri yüksek ürünler üreterek başarabileceğimizi, yazabileceğimizi biliyoruz. Açılışı yapılan tesisi gezen bakanın bir sonraki durağı Kemalpaşa Belediyesi oldu. Biz halkımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah 2019'da bambaşka bir Kemalpaşa, rol model bir Kemalpaşa İzmir olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin bu noktada desteğinizin arkamızda olduğunu bilmek bizim için en büyük güç oluyor Sayın Bakanım. Ben tekrar zat-ı halinize buraya geldiğiniz ve şeref verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakan Fikri Işık'sa her zaman Kemalpaşa'nın ve İzmir'in destekçisiyiz dedi. Burada hem Kemalpaşa'nın sorunlarının çözümünde hem de organize sanayi bölgemizin sorunlarının çözümünde bizler her zaman yanınızdayız. Sizlerin destekçinizdir. Bakan Işık'a teşekkür eden Başkan Uğurlu ardından hediye takdim etti. Tabağını hediye ediyorum. Bir dakika, şuradan önce bir... Bakan son olaraksa 9 Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çok Amaçlı Teknoparkı'nın Tınaztepe'deki ikinci binası Beta'nın açılışına katıldı. Hayırlı uğurlu olsun ya Allah, bismillah. Bir dizi temas